Bizim evin hallerine hoş geldiniz. Şimdi geçenlerde gösterdiğim minik bahçemin yeni yerinin yapımını görüyorsunuz. Biraz sonra da saksıları nasıl değiştirdiğimi, toprağın nasıl hazırladığımı göreceksiniz. Saksı değişiminde toprak hazırlamada yararlandığım sukulentler ve kaktüsler adlı bir kanal var. Ondan çok şey öğreniyorum. Saksılarını değiştirmede oradan faydalanıyorum. Bizi izlerken kanalımızı beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sukulent macerasından sonra da sıra menekşelere gelecek. Amerika'da Bir Türk diye bir kanal var. Oradan da menekşe yaprağının nasıl kolay çimlendirileceğini, nasıl yetiştirilebileceğini öğrendim. Faydalandığım kanalların isimlerini söylüyorum ki faydalanmak isteyen başka insanlar da erişebilsinler, bulabilsinler diye. Hem de haklarına girmek, emeklerini harcamak istemiyorum. Böyle. Önce saksısını hazırlayalım. Saksının dibine ben çakıl taşı yerine şu fındık kabuklarından koyuyorum. Tamam, yapabilirsin oğlum. Azar azar koyalım, çok koymayalım, tamam mı? Sonra altlarına böyle bitki artıklarını kenara koyuyorum ben. Yiyecek artıklarını, bitki artıklarını, toprak olabilecek her şeyi. Hem vitamin olsun, hem kompost gübre olabilsin diye. Sen büyük mü atıyorsun? Ispanağın çok faydası olacağını düşünüyorum her türlü bitkiye. Her şeyden zengin çünkü. Bunun üstüne bir miktar toprak koyacağım. Beni beklemiyorsun. Sen yapıdır oğlum. Benim seni beklememe gerek yok ki. Şimdi bu güzellikten mi başlasak? Şu daha uygun çünkü kendi de küçük ve küçük bir yere ihtiyacı var. Bunları aldığımdan beri evde bekletiyorum ki yerlerine alışsınlar. Şu yaprakları da besin çimlendirme yerine koyacağım. Bunun bebekleri de vardı. İnşallah bunları ölmeden kurtarabilirim. Anne. Bana yeter. Belki yeter mi? Evet, yeterli olmuş. Şimdi bunun içine kabuk koy önce. Önce kabuk koy. Buraya yeter. Hı-hı. Bak, buraya yeter. Biraz daha koyabilirsin. Satın topraktan iyice kurtarıyorum ki bunları. Kökleri bir rahatlasın, bir nefes alsın. Normalde bunları çok arsız bitkiler olarak söylüyorlar. Ben hiç yaşatamadım. İnşallah bu sefer yaşar. Yavrunun birini de kaybettim. Buldum. Buraya yeter mi? Yeter anneciğim. Teşekkür ederim. Onlarla ben, işimiz o kadar. Ben de çim koyabilmeyeyim. Şimdi biraz sonra diğerlerini ekelim. O zaman koyabilirsin. Olur mu? Tamam. Zaten üstüne mi koy? Sen şunun üstüne mi koydun onlara? Hı hı. Bunları kenarına mı eksem? Birisi yerine mi koysam bilemedim. Belki burada daha sağlıklı olurlar.
Toprakları bileyim. Tamam, bir dakika, çünkü henüz o saksıya çiçek koymamız gerekiyor önce. İşte böyle bir yavrumuz. Bu jelibon sukulent diyorlar buna. Başka başka isimleri de var. Şu ne ya? Jelibon sukulent diye aratınca her yerden çıkıyor. Anne. Şey, o pembe şey ne? O pembe şey bitki. Sukulent. Benim oğlum her şeye meraklı. Ne? Şu ıspanak kökleri. Ben koyacağım. Güzel bitki, besin sağlayacaktır. Koy. Yaprağı. Patates kabuğu. Evet, patates kabuğu. Onu da koyalım. Tamam, yeterli. Şimdi üstüne. Bu yeter. Biraz toprak koyalım. Evet. Şimdi de bunlar bitki. Çünkü oran ondan. Şimdi bitkilerden solucan çıkması lazım, değil mi? Toprağımızın içinde bile bahçemizden karışmış ağaç yaprakları var. Şimdi bunu yapmamız gerek, değil mi? Şimdi ben hemen öğretirim onu. Hı hı. Patates kabuğu arıyorum şu anda. Patates kabuğu, evet. Patates kabuğunu koydum. Şimdi şuradan gelelim. Yaprak. Bu biraz daha geliştiğinde bunun yaprakları şeffaflaşıyor gibi oluyor. Uzun zamandır aradığım bir şeydi bu. Tamam, bak. Bulunca çok sevindim. Bim'e geldi. Bim'den aldık. Bak, rengisi çok güzel oluyor. Toprağın ortasını aralıyorum şöyle ve bitkiyi yerleştiriyorum. Ya bak. Bak. Evet, çok güzel oldu. İçinden ayıkladığım toprağı da şöyle kendi toprağımla karıştırıp. Ay, yeter. Yeter anne bana. Şimdi yeter oldu. Tamam, yeter olmuş anneciğim. Teşekkür ederim. Artık ne güzel olabilir. Hı-hı. Ben de alabilirim birazcık. Hayır, alma. Ne? Çünkü... Elim mi pislenir? Evet, elim kirlenir. Elim kirlense de sorun değil. Yıkarız gider. Evet. Ama biraz beklersen ona ben ne gerek onu bir göreyim. Onun üstünde çok mu doldurmuşsun onu sen? Bak, çok. Galiba çok, değil mi? Evet. İnşallah bunları sağ salim büyütmeyi başarabilirim. Anne, ben de arıyorum toprak. Bu da tamam. Ben de arıyorum. Dur bakalım. Ben de arabilirim. Alabilirsin tabii ki. Bir dakika. Şuradan iki yaprak eksiltelim mi? Çok dolmuş. Toprağa yerimiz kalmamış. Tamam. Şöyle olur. Teşekkür ederim bana yardımların için. Dur, buradan da koyalım. Ben de aldım. Teşekkür ederim. O. buraya silkeleyelim elleri. Bu yazık yavrucak geldiğinden beri şu göbeği büyüttü. Çünkü neden? Güneş görmüyor. Güneş görmediği için de böyle sağlıksız bir büyümesi var.
Ama don olayları da beklendiği için dışarıya da çıkartıp güneş almasını da sağlayamıyorum maalesef. Şu birkaç gün daha atlatalım. Toplar keder oldum anne. Oldu. Sararmış yapraklarını alıyorum. Tabii bunları üretim saksısına koyacağım. Şimdi biraz sonra onu da göstereceğim ben size. Olan oluyor orada. Olmayan ölüyor. Üredikleri zaman çok seviniyorum ama. Sukulent bakmayı o yüzden seviyorum. Çünkü üretmesi de kolay. Bir şeyi üretebiliyor olmak beni ayrıca sevindiriyor. Üretebildiğim için seviniyorum. Hazır kocaman çiçek sevmiyorum. Her türlü çiçeği dalından, filizinden, yaprağından alarak bakmayı seviyorum. Bunun yavrucağı da var dibinde. Ama ayırmayacağım maalesef. Çünkü ayırırsam ne olur bilmiyorum. Bunu böylece ekeceğim. Sonra göreceğiz hep beraber sonuçlarını. Anne çok zor oldu değil mi? Ayrıca çok güzel yaptık arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle anne. Güle güle oğlum. Teşekkür ederim yardımların için. Şimdi ben bunun suyunu verirken üstünü de biraz yıkatacağım. Çünkü ilk suyunu bol vereceğim. Çünkü 15 gündür bunlar bize geldiğinden beri sulanmadı. Sulamadan beklettim. O yüzden ilk sularını bol bol vereceğim. Bu da benim üretim saksım. Şöyle küçük bir dondurma kutusunun içine yaprakları bırakıyorum gelişi güzel. Çimlenen çimleniyor. Olan oluyor. Bunlar yazık güneşsizlikten. Bunları yeni attım yakın zamanda. Henüz bir hareket yok. Birkaç günlük bunlar bebek. Şimdi bunları da güzelce dizeleyelim. Çünkü bunların ne olacağını bilmiyorum. Verecek mi, vermeyecek mi, olacak mı, ölecek mi? Çünkü yapraklar şeffaflaşmaya döndüğü için donmuştur büyük olasılıkla dediler. Kendisi büyümüş, yaprağı kurumuş. Çok tatlı bir bebek. Burada dursun bakalım. Şu yeni sukulentimizin yapraklarını da koyalım. Ne olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Yaprakların uçları sararmış ama geri kalan yerleri canlı durduğu için atmaya kıyamadım. Bakalım hangileri canlanacak. Şu boşalan saksılardan birine de komşumun donmuş bir kalanşosu vardı. Ondan bir dal kopardım. Dalı çok sağlıklı görünüyor. Bütün yapraklarını yolacağım ben bunun büyük olasılıkla. Çünkü gördüğünüz gibi yapraklar ölü. Kurtulur mu kurtulmaz mı bakacağız. Tam da çiçeğe durmuşken yazık. Don vurmuş. Bunun kese kırpı bu kadar bir şey kaldı. Çünkü her yerinden su fışkırıyordu. Bunu böyle bu kadarcık olarak dikeceğim. Bakalım canlanırsa canlanacak. Hep beraber göreceğiz. Canlanmazsa da ne yapalım? Nasibi yokmuş deriz. Ben...
Sukulentlerimi yerleştirdim, suladım, temizledim, geldik. Bunları da şimdi yeni çiçeklerimize, diğer arkadaşların yanına yerleştireceğim. Ne kadar suluyorum? O kadar kurutuyorum ki toprak saksıdan ayrılana kadar kuruyor. Ondan sonra da saksının dibindeki tabağa su inene kadar suluyorum. Bir daha tekrar toprak saksıdan ayrılana kadar hiç sulamıyorum. Çünkü evin içindeler. Dışarıda olduğu zaman da aynı şekilde. Şimdi don olmasınlar diye içeriye aldım. Şubat ortası gibi ben bunları yine dışarıya koyacağım. Çünkü içeride düzgün gelişemiyorlar. Büyüyemiyorlar değil de saçma sapan büyüyorlar içeride. Yani bunun gibi böyle baş veriyor. Ortasından boyun uzatıyor. Bir şeyler yapıyor. Güzel büyüyemiyorlar. Sonu da ölüme gidiyor zaten. Ondan sonrası da bir daha iflah olmuyor. Yerleştirdikten sonra yine hepsini bir arada gösteririm. Ben bunları bu kadar susuz bırakıyorum. Görüyorsunuz ya, ayrılmaya başlamış artık saksısından. Bundan sonra suluyorum. Çünkü sukulentler çok su sevmiyor zaten. Şimdi bunları yerleştirdim ben. Bunu da götüreceğim. En son parça bu kaldı. Ama giderken bir şey gördüm. Galiba şuradan çiçek açacak bu küçük hanım. En son gelen 3 parça hariç bunların hepsi en az 2 yıldır bende. Hiç çiçek açma zahmetinde bulunmadılar. İşte küçük çiçekliğimiz de hazır. Bu yılan kaktüs diyorlar. Dışarıdaydı. O yüzden dalları böyle kırmızı kırmızı. Çok seviyorum. 6 yıldır falan bende yaklaşık ama hiçbir kere bile çiçek açmadı. Gene de seviyorum. Başka saksıların dibine de dökülen yaprakları falan koyuyorum. Belki olurlar, belki tutarlar diye. Bir umut. Şunun dibine de kendi yaprağını yine öyle bırakmıştım. Bu çimlenmiş, bebek yapmış, boynunu uzatmış. Ama bilmiyorum bahara sağ çıkar mı? Çünkü güneş görmediği için boynunu uzatarak gidiyor. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne söylemek isterdin? Bana merak atmayı. Ne yapsın? Unutmasınlar mı? Unutsunlar mı? Unutmasınlar. Takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.